Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Böyle çok hızlı bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Çünkü maçın yarısında kaydı açmayı hatırladım ve şu adam vuramayacak. Ben vurayım ve 1-0 yeniliyoruz. Ve bugünkü videomuzun olayı keyif alana kadar arkadaşlar 2v2 Rocket League rekabetçi oynayacağız. Olayımız bu, konseptimiz bu olacak. Şöyle vuralım. Bu arada kötü oynarsam kusura kalmayın. O yüzden bu maçlar biraz da hani şey gözüyle değil de bir şeyler kapmaya çalışma gözüyle değil de biraz daha böyle geyik gözüyle izleyin. Çünkü 2 haftadır doğru düzgün Rocket League görmüyorum. Şu vuruştan da anlıyorsunuzdur yani 2 haftadır doğru düzgün Rocket League girmediğimi. Niye diye sorarsanız, çünkü dediğim gibi arkadaşlar oyundan son zamandır sıfır keyif alıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Hem bari ben de bakayım, belki video çekerken iyi bir keyif alırım. Ve o yüzden de dedim bari şöyle güzel bir maç atalım. Şöyle vuralım. Gelecek mi? Yok. Bu aralar çok az sıklıkla video geliyor. Ya belirtmiştim ama belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Sebebi işe başladım arkadaşlar. Birinci sebebimiz bu. Bu arada çok iyi kurtardı. İkinci sebebimiz de dediğim gibi oyundan bayağıdır keyif almıyorum. O yüzden de fark etmişsinizdir. Çok fazla gameplay videosu gelmiyor. Ve yavaştan maçımıza odaklanalım. Hadi bakalım. Şu adam vuracak mı? Ha, reis vursan ya. 2 haftada, yani son 2 haftada belki 3-4 saat anca girmişimdir. Kanka o kadar, ooo fake yedik. Adam fake atıyorsun diye o kadar laf ettik, adam fake'e getirdi bizi. Vuracağım mı kanka? Vurdun. Yani bu arada bayağı hamlaşmışım arkadaşlar, onun içinde dediğim gibi tamamen oynamaya olan bir şey bu. Ya görüyorsunuz hamlelerimi bayağı kötüleşmişim ama oynayacağız. Şimdi boş kaleyi yakaladık. Adam inşallah ortayı açacak, bana bayağı zaman kaybetti. Açamadı. Sağlık olsun. Burada tabii ki de toksiklik yapmıyoruz. Bazı insanlar var. İçimizde izleyenler arasında da olabilir. Yapmayın arkadaşlar toksiklik. Hiç gerek yok. Çünkü yani adamın eğer orada bir hata yaptı, tamam eyvallah. Ondan sonra belki de maçı taşıtacaksa size, adamın özgüvenini kırmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir şut çekelim. Olmadı. Şu maçı çevirmemiz lazım. Kale boş, gol girmedi. Şöyle vurayım. Çok iyi müdahale yaptım. Yoksa gol yiyorduk. Abi bu adamlar çok fake'li oynuyor, yoksa ben çok agresif oynuyorum. Hangisi bilmiyorum arkadaşlar. Yorum siz yaparsınız. Ama yani cidden kötü oynuyoruz. Şöyle bir puanımıza bakalım. Aynen. 70 puan. Puandan da belli. Şöyle vursun. Olmadı. Vur lan. Hadi lan. Oo! Yok artık. Nasıl, tepkim de çok iyi değil miydi? Oo falan. Kankam adam geliyor ama neyse, tamam, sıkıntı yok. Bu arada size şunu da soracağım. Bu aralar dediğim gibi RL oynamaktan bayağı sıkıldığımı belirtmiştim. Attım mı lan? Helal olsun vallahi. Adam taşıyor bizi arkadaşlar. Ya yani bana diyorsunuz ya, bazı arkadaşlarımız oluyor böyle. Onları da tabii anlayışla karşıyım. İşte boosted şusun, boosted busun diyor. Bak harbi şu maçta boosted, işte adını ne koyarsanız boosted bilmem nesiz abi. Çünkü adamın puanı ortada, bizim puanımız ortada ama devam. Şey diyordum arkadaşlar. Bu aralar RL oynamaktan bayağı keyif almadım belirtmiştim. Bu arada harika bir gol attık be. Attık mı lan? Harika bir gol attık. RL oynamaktan bayağı sıkılıyorum bu aralar. Ve sizin huzuruna bir şey sormak istiyorum. O da şu olacak. Kanala RL dışında başka bir oyun atalım. Yani RL bu arada devam edecek. O konuda bir sıkıntı yok. Ama hani RL'nin yanına bu arada tamamen sallıyorum. CSGO olabilir mesela. Oyun sallamasyon ama RL'nin yanına farklı bir oyun ya da farklı bir konsept yapalım mı kanala? Onu da sizlere sormak isterim. Yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Şöyle bir double tap'e kalkalım. Oy. Adam fena şey yaptı. Bu arada yine yani bir şeyler 2-3 yapıyoruz ya. Kankam kale boş atarsın. Sağlık olsun. Kanka vuracağım mı ya? Bu arada ben ona nasıl atlayamadım onu anlamadım ama o kale boş kaldı. Tamam, ata 60 lan, adamı günahını aldık. Atamadı diyecektim, diyemedim. Adam çok iyi çevirdi. Bu da bizim hatamız bayağı büyük bu arada. Çünkü zıplamamız gerekiyordu. Langır lungur girdik. Bunun sebebi de ne? 2 haftadır oynamaz. Tabi bütün sebep değil bu ama çok bahsettim. Büyük bir ölçüde sebebi bu. Çünkü abi bu ne ya? Oyun çok nankör arkadaşlar. Bu arada 3'ü de yiyorduk. Vallahi kıl payı kaçırdık be. Güzel. Şöyle vurayım, adam vuracaktı. Bize çevirdi. Çok kötü bir hamle yaptı. Şu bulsa ben bir gideyim. Top bize doğru geliyor. Bu kötü. Şöyle vuracağım. Bizim adamın devreye girmesi lazım. Girmedi. Ben şöyle gidiyorum.
Fake denedim, olmadı. Bizim adam çok defansif takılıyor. Bana da büyük ihtimal güvenmemezlik yapıyor. Ki güvenmeme konusunda haklı çünkü bayağı şey oynuyorum arkadaşlar yani. Langur lungur topa giriyorum. Bir sinik mi atacaksın kral? Adamı bapladım, onu fark ettim. Az daha gidiyordu. Yani benim hatamdan dolayı gidiyordu. Onu kurtarmasam büyük ihtimal yere düşmesin. Şu golü atalım. Hadi lan, hadi lan, bitir. Ah be. Ulan ne panik yaptım. Şu an oyun fena değil arkadaşlar. Bir tık keyif alıyorum. O da maçtan dolayı. Yani adam toksik değil. Anlayışlı bir adam. Onun dışında böyle yine iyi oynamayı biliyor. Kötü bir challenge. Bu arada challenge derken yani kötü bir topa dalma yaptık. Bu arada ping'i gördünüz. Hani top ışınlandı bir anda. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki ne oluyor lan falan. Orada bir top ışınlandı arkadaşlar. Vur kanka. Oo çok kötü sattık. Vallahi benim hatam bu. O bir tane daha sattık galiba üstüne. Şöyle vurmam lazım. O olmamalıydı ya. O zaman şunu bir telafi edelim ha. Baba adam hayatının kurtarışını yaptı desem yeridir gibi bir şey ya. Çok iyi kurtardı. Bir tane double tap'imi de çıkardı. Of çok kötü oynadık. Bizim adam rahat alır diye düşünüyorum. Çok güzel. Maç güzel yani sardı şu an. Çıkacak mı ona? Çıktı. Güzel oynadı. Adam harbi taşıyor ya. Şöyle vuralım. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vurabilir miyim? Deneyeceğim. Vurdum. Bunu adamın artık vurması lazım. Oo çok tehlikeli. Bayağı tehlikeli geldi. Şöyle hemen kenara şuradan boost aldım. Güzel kontra. Oy oy ne yaptım lan ben? Of. Arkadaşlar o golü ben de anlamadım. Valla benim kalitemin bayağı üstünde bir gol ya. Şurada bayağı şansa bala top bende kaldı ama sonrasında iyi bitirdik. Güzel. Maçın adamı olduk mu lan? Maçın adamıyız bile. O kadar kötü oynadım, kötü oynadım dedim. Bir de maçın adamıyız. O zaman ikinci maçta ben görüyorum. Güzel maç oldu. Devam. Ve geçtik ikinci maçımıza. İkinci maçta da en sevdiğim saha Backbeat Park'ındayız. Ve karşıda 3 tane PlayStation oyuncusu var. Karşıda dedim yani bir tane bizim takımda, iki tane karşı takımda. Bu arada şunu da ufak hatırlatma yapayım. YouTube toplulukta bir anket yapmıştım ben arkadaşlar. Sıradaki video ne olsun diye. Ve iki tane oylama açtım. Üç tane daha doğrusu. Bir tanesi Epic Games döneminde Rocket League'i değerlendireceğim bir videoyu mu çekeyim? Sıradaki video olarak. Bu arada bu adam anlamadım, bir garip oynadı. Öbür videoda güzel gollerden oluşan bir tane short videoydu. Bunu atabilir miyiz? Atamayız ama adam kendi kalesine ısrarla atmayı tercih etti desek yeridir. Adamı da güzel bir asist yaptı. Neyse şey diyordum arkadaşlar. Oylamayı yaptım. Oylamada Epic Games döneminde Rocket League'i ele alacaktım. Yani sıradaki video oydu. Ama o videoyu ben böyle daha detaylı, daha özene bezene çekmek istediğim için böyle bir gameplay atayım dedim. Siz de yorumda çok diyordunuz. Abi artık 10 dakika üstü video at. Gözünü seveyim ne olur falan tarzı böyle. Ben dedim tamam abi atalım. Abi bu arada bir şey diyeyim mi? 2 haftadır oynamam rağmen Diamond 3 yani bu kadar hele şu boşluklar verilmemesi lazım. Top sekmedi. Bir tık hesaplayamam diyelim. O bomboş, bomboş, bomboş ve top ağlarımıza. Kötü oldu ya. Zaten dediğim gibi arkadaşlar oyundan bir tık soğuduğum için. Kankam o nasıl vuruş be sakin. Oğlum ne oluyor ne oluyor? Oyundan bir tık soğuduğum için rankı da umursamamaya başladım diyebilirim. Bu arada çok kötü bir dokunuş yaptım ya. Bizim adama güveniyorum be. Alırsın al onu. Alamadı. Yalnız bu Diamond maçı değil Gold maçı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu boşluk Diamond'da verilmez. Yani. Vursam gol olur. Şöyle bir gidelim. Atar mı lan onu? Baba adam efsane kurdu. Kale boş. Helal. Adamın üstüne vurdu bu arada bizim adam. Onu da görmedim değil. Şöyle bir izleyelim ya. Bayağı iyi kurtarmış bu arada. Burada var ya adam hızlı olsa tutarmış. Çünkü bizim adam yani direkt tam üstüne vurmuş kurtaracağı şekilde ama artık boost'u mu kalmadı bilmiyorum. Kurtaramadı topu. Şimdi buna gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim derken boost'a gitmeyeceğim. Adam basıyor. Şöyle bir flick atalım. Ve abi bu yani boşluk normal değil. Gol yiyorlardı bu boşluktan. Bu arada ben boost'um istedim. O da bak double commit'i gördünüz mü arkadaşlar? Tek topa iki kişi dalıyor. Abi ben konuşmayı da unutmuşum ya. Böyle video çekmeye çekmeye. Bam! Oha! Adam bak ya nasıl kurtarıyor. Şu ismini okuyamadım. Eleman baya
Yani sanki kaleciliği böyle champ seviyesinde de vuruşları şey seviyesinde gibi. Şöyle atalım artık golümüzü ya. Abi bu arada bu maç arkadaşlar Diamond maçı değil. Net bir şekilde söyleyebilirim yani. Ya böyle bir boşluk verilmez abi. Tabi gol güzel eyvallah da o boşluğu bana imkanı yok vermemeleri gerekiyor. Şöyle gidelim abi topu. 3-1 yaptık. Artık buradan maçı vermememiz lazım. Çok bariz bir gol şansı ve yani yenmeyecek bir gol yedik. Golü bir izleyelim ya. Bakalım ne olmuş, neler bitmiş. Bu gol ikimize de yazar. Yani adam tutabilirdi. Benim hatam da şu. Kickoff'u doğru düzgün yapamadım. Biliyorsunuz arkadaşlar benim Rocket League'de en kötü olduğum konu kickoff'lardır. Ya yani kickoff'ları oldum olası yapamam. Bunun hakkında bir video da çekmiştim. Sonra sildim hani insanlar benim kickoff'larımı örnek almasın diye. Çünkü gerçekten bu konuda çok kötü. Oğlum bu arada adamları ipe dizdik. Bizim adam boş kaleye atar mı? Atamadı. Yok artık. Bir de gol geliyordu. Ya şu ismini okuyamadım. Arkadaş gerçekten kaleciliği çok sağlam. Özel bir antrenman mı yapmış bilmiyorum. Kaleci antrenmanı yapıp mı maça girmiş ama harbiden inanılmaz sağlam kurtarışlar çıkardı bu maç. Ben biraz temkinli oynayacağım. 4'ü atarsak bence maç biter gibi. Şöyle kötü bir vuruş. Bizim adam da bayağı temkinli görüyorsunuz. Alır ya alır. Alır mı? Aa alamadı. Adam FF veriyor. Niye FF verdi abi? Maç 3-3 hani 5-3 değil 6-3 değil 5-3-6-3 olsa bile verilmemesi gerekiyor ama neyse. Çok üstünde durmaya gerek yok arkadaşlar. Sonuç olarak Rocket League oynuyoruz. Yani biliyorsunuz Rocket League'in rank sistemini, oyuncu kitlesini Epic Games'e geçtiğinden beri. O yüzden çok böyle sorgulanacak bir tarafı yok diyerek şöyle bunu at kanka, bunu at. Bomboş bir kale var. Helal. Attı. Ya şaktırmayın da bomboş bir kale de değilmiş yani. Adam kaledeymiş. Ama bizim adam sert vuruşuyla golü attı. Bu arada yine üstüne vurdu onu yine fark ettim. İnadına üstüne vuruyor. Abi yine kickoff'ları çok kötü. İnşallah alır ya. Bunu tutmam gerekiyor ki tuttum. Bizim adamın dalması gerek ama bakayım. Burada da yok. Savunmada da yok. Ha gitmiş tam. Çok güzel vuruş. Salacak mı? Yok salmayacak arkadaşlar. Ben buradan atağa dalmam çünkü yeniyoruz ama şimdi bizim adam geliyor. Bak gelmiyor hala dalmıyorum. Şimdi geldi dalıyorum. Gidecek mi ona? Şöyle bir gideyim ben artık. Aa ben yorum yapmıyorum ya. Vallahi yorum yapmıyorum. Ne diyeyim abi? Yani bu oyunu bu rank sistemini bu hale getirenler utansın abi. Ne diyeyim? Ya şu golü Diamond 3'te mümkün değil arkadaşlar. Bak bir de FF verdiler. Ben hiçbir şey demiyorum abi. Yani iki tane maç yaptık. İkisini de kazandık ama kazandığımız maçların kalitesi bu arada rankı da gösterir. Hani inanmayan arkadaşlar olabilir. Diamond 3 küme 3'teyiz arkadaşlar. Yani buna artık High Diamond seviyesi diyebiliriz ve bu yüksek Diamond'da bilemiyorum. Zaten dediğim gibi bu konu hakkında bir video da çektim. RL rank sistemi ne hale geldi? O videoyu da izlemediyseniz izleyin diyerek videoyu burada bitirelim. Bu vakte kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları biraz da sıklaştırmaya çalışacağım. Bu konuda da anlayışınızı bekliyorum. Ve mutlaka şey hakkında yorum yapın arkadaşlar. Rocket League'in yanına yeni bir oyun ekleyeyim mi? Video olarak çekelim mi? Onu da yapın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. 6000 abone yolunda az kaldı ve videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve sorunuz varsa da mutlaka yorum kısmına yazın. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.